Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Yorumları yorumluyoruz'un 3. bölümüyle sizlerleyim. 1. veya 2. bölümü izlemediyseniz açıklama kısmında videonun bu 2 bölümü izleyebilirsiniz arkadaşlar. Malum bilmeyenleriniz vardır, bu konsept nedir? Bu konsept arkadaşlar bana atılan, ilgimi çeken, böyle uzun şekilde yani bir şeyler yani söylemek istediğim, ya işte kafanıza göre takılın işte ya, o civar. Seçiyorum yorumları, koyuyorum, okuyorum, cevaplıyorum. Bu. Hadi başlıyoruz. Evet abi, şimdi bakalım. İlk yorumumuzda Mendoreis bizim Fatih Sultan yazmış. Samet abimle bir hafta görüşme abi. Benimle bir hafta görüşme. Asede 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 asede. Şimdi arkadaşlar malum bizim kimi zaman hani trollemediğimiz birbirimize karşı olabiliyor oyunlarda. Bu da şey için geçerli. Malum bildiğiniz üzere Riptide'da. Ondan sonra kimin tuhaf yaratıklar çıkmış demiş sen kimsin de Samet abiye şöyle diyorum böyle diyorum. Abi adam arkadaşım. Adam en iyi arkadaşlarımdan bir tanesi. Sana ne? Sana ne arkadaşım yani? Sana ne? Yani arkadaşım söverim. Aramda muhabbet geçerse benimle alakalı. Tam sahipleniyor olabilirsin bir insanı da o benim arkadaşım. Senin değil. Benim arkadaşım. Anlatabiliyor muyum? Yani bizim aramızdaki atışmalar bizim aramızda olan şeyler. Gülersiniz etmezsiniz. Beni sevmiyorsanız abonelikten çıkarsınız. Artık bu konuya bir açıklık getirelim. Beni sevmeyenler kanalımdan uzaklaşabilir, gidebilir. Hiçbir sorun yok. Devam ediyoruz. Şimdi abi bakalım diğer yorumumuza geçelim. Menderes abi calm down sinirine hakim ol lütfen demiş. Ceyhun Karaemmi. Bu da Riptide videosu ile ilgili arkadaşlar. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Benim yapım gereği ben buyum. Yapabilecek bir şeyim yok. Yapı gereği ben buyum. Bu sizin hoşunuza gidebilir. Hoşuna giden bir sürü insan var ki bana abone oluyor. Hoşunuza gitmiyorsa hani benim bununla yapabilecek bir şeyim yok. Benim yapım bu. Ben Koç burcuyum. Fevri bir insanım. Ani tepkiler verebilirim bazı yerlerde. Gereksiz sinirlenebilirim. Gereksiz kötü kelime kullanabilirim. Bu benim yapımdan olan bir şey. Ben bir şey yapamam buna. Hani bunu her zaman söylüyorum size. Yani kaç tane videomda kötü sözümü gördünüz? Var bazı angus kuşları, bazı bülbül yuvaları konuşuyorlar böyle. Yok ben küfürbaz hayrolmuşum. Yani sen küfürbaz görmediysen bak çok büyük kanallar var. Sayıları çok büyük olan kanallar. Onlar küfür ediyor yani. Ama onları izlersin, laf yapmazsın. Bu da tabii konuşulması üzerine konuşması gereken şeyler. Sevmiyorsan bahane uydurma, git. Ki bu arada Ceyhun kardeşim yanlış anlama, bu lafım sana değil. Bu lafım kesinlikle sana değil. Yani sakın yanlış anlama. Dediğim gibi benim yapım gereği bu yani. Elimde olan bir şey değil. Samet de bile bile attı abi. O son o bombayı ben kafayı yedim yani. Normal bir şey. Ben atma dediğim halde yani ben birine bir şey yapma diyorsam ve yapıyorsa ben sinirlenirim. Gerçek hayatımda da aynı şekilde ve zaten gerçek hayatımda birine ben bir şey yapma diyorsam ben zaten öyle emir küpleri kullanan falan filan bir insan değilim gerçek hayatımda. Ama ben bir insana bir şey yapma diyorsam gerçek hayatta da zaten tanır beni, karşıdaki tanır. Yapmaz. Ama bu oyundur. Yapıyorsun. Yaptığın mı da tepkisi bu oluyor. Devam edelim arkadaşlar. Mert Kılıç. Tam göt kafalı bir adamsın. Samet abiyle ve kastıysa sanene giren çıkan ne? Nokta nokta koyayım. Şimdi birincisi şöyle bir şey var. Kaç yaşındasın bilmiyorum ama yani yaşla da alakası yok. Bu saygı. Yaptığın saygısızlık. Terbiyesizlik. Yakıştıramadım. Yani adını da açıkça koyuyorum. Yani benim yaşlarımda olsam bana bu tarz laflar söylesen hadi neyse muhtemelen benden küçüksün yani bunu yazdığına göre göt kafalı falan filan level hani yaptı level kızdım Samet'e evet kızdım şimdi onun yüzünden Riptide'da droplanan silahlardan pay alamıyoruz niye Mert'e de kızdım zamanında hani dedim keşke yeni karakter açsaydın tamam da bunu bu o kadar ufak bir şey ki yani sen dünyada takacağın o kadar şey varken parasızlık, açlık, sefalet insanlar bunları takıyor kafasına.
Afrika'da insanlar aç oğlum, insanlar aç. İnsanlar bunun derdinde, sen neyin derdine düşmüşsün? Bakar mısın bak. Bak okuyorum tekrar. Tam bir göt kapalısın, neden level kasmışmışmış. Hani insanlar neyin derdinde? İnsanın karnını doyurma derdinde sen ailene yaslamışsın sırtını. Cebine tıkır 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 paran geliyor. Oyunlarını oradan alıyor, internetini onlar ödüyor, elektriğini onlar ödüyor. Gelmişsin burada bak kafana taktığın şey var. Hayatın mı boş yani? Böyle bir şey söylüyorsun. Tuhafsınız ya abi. Neyse devam edelim abi. Bu videoda ayrıca biraz az montaj falan filan olacak. Cidden biraz daraldım. Şu 1-2 gün video çekemeyeceğim. O yüzden hani sizi de videosuz bırakmamak amaçlı. Bol bol video çekiyorum arkadaşlar. Şimdi bu kaydı bitirip tekrar video çekmeye başlayacağım. Dediğim gibi kusura bakmayın şimdiden. Yani normalde güzel bir kayıt, güzel bir kesme biçme işlemi yapardım. Güzel bir ikinci bölüm gibi güzel olurdu ama dediğim gibi biraz vaktim dar olduğu için kusura bakmayın. Ufukçam battı. Şimdi bu arada biraz kötü yorumlara da biraz yer vereyim dedim. Yani hep iyi yorum, iyi yorum olmaz. Menderes kızmada kör mü? Türkçe fatal error. Oyunu yaydın. O yüzden konuşma hakkın yok. Samet abi size daha iyi yardım ederim diye level kaçtı. Niye kızıyorsun ki? Şimdi şöyle bir şey var güzel abim. Muhtemelen yaşın baya ufak. Level kastığı için kızarım kızmam. Bu benim seçimim. Benim arkadaşım. İstediğim gibi konuşurum yani. Bunda hesap vermek zorunda olduğumu düşünmüyorum. O yüzden size hesap vermeyip kestirip geçiyorum abi. Şimdi bakalım abi. Sıradaki yorumumuz nedir? Legend WT abi her videonu izliyorum, nefissin. Eyvallah kardeşim benim, çok teşekkür ederim. Böyle güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum arkadaşlar yani. Hani videoyu beğeniyorsunuz, like atıyorsunuz. Yorumlarınızı da her zaman bekliyorum. Yorumlarınızı hep okuyorum. Bu aralar gerçekten çok sıkışığım. Ondan dolayı yorumlayamıyorum. Kim yorumlara hani cevap veremiyorum. Cidden kusura bakmayın. Hani yok demişsin. Abi senin götün mü kalktı işte şey oldu böyle. Yok öyle bir şey yok arkadaşlar. Kesinlikle o tarz şımarma durumları, ego durumları söz konusu değil. Zaten birçok yazdığınız yoruma göre birçok şeyi değerlendirip de yaptığımı gayet iyi biliyorsunuz. Bu nedenle devam edelim arkadaşlar. Şimdi kravatlı adam son zamanlarda yorum atmaya başladın. Sana bu ayrıca teşekkür ederim. Menno abi oda turu yap. Merak ettim odanı. Yani merak ettik odanı. Çok özür dilerim. Bu gelecek. Oda vlogu tarzı bir şey gelecek abi. Amma ve lakin şu aralar sıkışık olduğum için hafta sonuna yetiştirmeyi düşünüyordum. Yapabilirsem yarın yapıp pazar atmayı deneyeceğim. Yapamazsam bugün dediğim bu videoyu yayınlandığında cumartesi olacak. Becerirsem o güne kadar ablam yeni bir telefon almış. Onun güzel kamerasıyla çakacağım. Aa. Onunla bir güzel bir vid. Evet. New player demiş ki abi çok kötü oynuyorsun. Bu sadece bu oyunla değil, kendini de geliştirmelisin. Biraz notluktan kurtul ve sözünde dur. Şimdi new player kardeşim benim. Güzel kardeşim, canım kardeşim, biricik kardeşim benim. Birincisi ben buyum abi. Yani dediğim gibi dünyada dert edecek o kadar çok şey varken neden böyle ufak şeylere takılıyorsunuz, ben anlamıyorum sizi yani. Devlet meselesi ediyorsunuz. Yani rahatlayın abi, biraz rahatlayın ya. Küçük küçük şeylere takılıyorsunuz. Hani dediğim gibi güzel kardeşim yani sana kötü bir manada söylemiyorum bunu. Yani evet noob'um. Yani zaten kanalın adına o yüzden zaten ilk başta oyunsal engelli koyduk değil mi? Yani sadece hani biraz bana biraz sert geldiğini düşündüğüm için oyunsal engelliden değiştirip oyunsal TV yaptık yani. Ve konum konsepti bu abi. Kanalın bak bu soruyu tekrar sorma bana. Kanalın hakkında kısmını aç oku. O oyunların engebeli yollarının aşılamadığı kanala hoş geldiniz diyor. Buradan ne anlam çıkarıyorsan bu videonun altına yorum yap. Bir dahaki yorumları yorumluyorum videonda da buna cevap vereceğim arkadaşım. Devam ediyoruz. Şimdi abi bakalım sırada kim varmış.
Osman Emre Gezer, ilk dislike benden öyle olsun. Allah yar ve yardımcın olsun kardeşim. Diyecek sözüm yok sana. Sana diyecek sözüm yok. Kravatlı adam tekrar ilgimi çeken yorumdu. Gerçekten bu ilgimi çekti bu yorum. Oha, Samet abiden izliyordum. Senle video çekmiştim Menderes abi. İnan ki senin kanalın 30K 40K falan tahmin etmiştim. İnşallah 100K'yı bile geçeriz demiş. Eyvallah kardeşim, benim eksik olma. Çok sağ ol. Cidden öyle zannedenler varmış. Herhalde 3000'i gördükten sonra hayal kırıklığına uğrayıp bana abone olmamışlardır. Yani kısa zamanda bu sayılara ulaştık. Gerçekten iyi, güzel. Hatta 900 olduğum zamanlar vardı. Samet'le video çekiyorduk. Yani iyi o zamanlar paralamadınız yani. Gerçi beni hala birçok sevmeyen kişi var Samet'in kanalında. Açıkçası umurumda da değil. Samet'in de umurunda değil. Bakın abi keyfinize, yani şunu söylemeye çalışıyorum arkadaşlar, keyfinize bakın, rahatlayın, burada siz de eğlenin, biz de eğlenelim, keyfimiz kaçmasın, ağzımızın tadı kaçmasın, bizim derdimiz bu, hep beraber eğlenelim, gülelim, gerekirse ufak şeylere takılıp ortamı germeyin, germeyin abi, gerek yok yani. Dünya 2 günlük dünyadasınız, anladınız mı? Yani 2 günlük. Bugün yolda yürürken Allah korusun birinize bir araba çarpar, göçer gidersiniz. Arkanızdan bir ay ağlarlar. Ben babamı kaybettim arkadaşlar. Bu hissi iyi bilirim. Belli bir süre ağlarlar arkanızdan, sonra unutulursunuz. Anladınız mı? Unutulursunuz. Yani unutulursunuz derken, hani giderler mezarınıza, dua ederler cart curt. Pardon. Ama şöyle şu olur. Sadece adınızı fazla anılmaz adınız yani. Bunu bilin. Hani dünya çok kısa. Eğlencenize bakın, keyfinize bakın. Germeyin kendinizi boşuna. Gereksiz triplere girmeyin. Gerek yok abi, gerek yok. Ben egolarımı bıraktığım, babamın vefatında ben egolarımı bıraktım. Ego gereksiz. Aşırı gereksiz. Bırakın. Bırakın. Bu tarz işleri bırakın. Keyfinize bakın. Beğendiğiniz kanallara gidin. Beni beğenmiyor olabilirsiniz. Saygı duyuyorum. Hepiniz benim kardeşimsiniz ama kardeşim yaşındasınız. Ters konuşmayın. Zaten gerçi öyle bir konuşuyorum ki sanki her videoda bana sövülüyormuş gibi. Öyle bir şey yok. Ha, bir iki tane yorum geliyor. Canım sıkılıyor. Evet. Küçük şeylere canım sıkılıyor. Buna yapabilecek bir şeyim yok. Dediğim gibi fevri bir insanım. Sizlere fevri cevap vermemeye çalışıyorum ama dediğim gibi arkadaşlar, hayat çok kısa. Yani bakın keyfinize abi. Nerede nasıl eğlence anlayışınız nasılsa o kanala gidin. Ben de eğleniyorsanız başım üstüne. Hatta bir öneriniz olur, başım üstüne. Elinden geleni yaparım. Ama birbirimizi kırmanın hiç gereği yok arkadaşlar. Bunu da bilin. Kötü insan olmayın. Her zaman iyi bir birey olmaya çalışın arkadaşlar. Bunu küçük kardeşlerimize kesinlikle tavsiyemdir arkadaşlar. Devam edelim. Bayağı konuştum yani, inşallah dinlerler. Havavama oyun. Abi lisedeki 8 dersi atlatıp sizin çektiğiniz videoları izlemek paha biçilemez, var olun. Eyvallah kardeşim, çok sağ ol. Canımsın, ciğerimsin. Tam bir barzoyum. Şimdi bakın böyle güzel yorumlar atıyor Havavama oyun arkadaşımız. Çok güzel yorum atmış. Yani böyle bir yorum atmak var. Bir de daha deminki kötü yorumları atmak var. Sanki yani ne bileyim, bir şey elde etmeyeceksiniz. İyi olarak hani Steam'den eklersiniz, Face'den yazarsınız, konuşuruz, muhabbet sohbet ederiz. Hani arkadaş olabiliriz, birlikte oyunlar oynarız, birlikte bakın CSGO çektik, bunlara katılım yapabilirsiniz. Hani bunu yapmak varken neden kötü söz? Bakın Hababam oyun ne güzel söylemiş. Çok teşekkürler kardeşim. Eksik olma diyorum. Devam ediyoruz abi. Acayip oyuncular. Sen kimsin lan Samet abi sadaşon? As 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 as. İşte bak, aradığım mizah anlayışı bu. Eyvallah acayip oyuncular. Ay eyvallah, sağ olasın. Devam ediyoruz abi. Abi Minecraft çekme gözünü seven Mendoreyiz. Bak yine Fatih Sultan Durul bak. Senin adını unutmayacağım. Ne çekem? Sana hep her bunu söylediğinde aynı cevap veriyorum. Mendo ne çekem? Fatih ne çekem söylesene. Mustafa Eren bunu bu
Bu videonun altına da yine aynı cevabı verme. Aklıma kötü şeyler geliyor diyor. Bak Fatih Eren. Fatih. Şey, Fatih Eren değil, Mustafa Eren. Aman ha. Şş. Devam. Devam ediyoruz. Furkan Döker. Canım ciğerim Furkan'ım. Biriciğim. Aşkım. Hayatımın anlamı. Ne demiş? İki kişi cevizi sucuk az geliyordu. Nasıl beş kişiye yettireceğim cevizi sucuğu? Demiş. Bu şeyden geliyor. Forest. Forest'te 5 kişi çektik ya. Ayrıca arkadaşlar Türkiye'de ilk defa 5 kişili Forest çektik. Ve hani benim bildiğim en fazla 3 kişi çekti Forest. 4 kişi de çektik. Bugün 2 video çektik. 2 videoyu da cumartesi fazla, yani bugün kanalından izleyebilirsiniz arkadaşlar. Sizin de kaçırmayın. Samet'in kayıtları yandı. Her evinizi o yüzden benim kanalıma bekliyorum. Samet'ten izleyemeyeceksiniz çünkü. Ben de yayınlanacak sadece. Samet'in de olduğu Forest. Şimdi nasıl yettireceğiz? Şimdi ben de sana bir soru Furkan. Şimdi iki kişi cevizi sucuk diyorsun. Beş kişi. Beş kişiye cevizi sucuk ettireceksin. Ve bizde de potansiyel 5 tane cevizi sucuk olduğuna göre bizim ihtiyacımız olan cevizi sucuk miktarı kaçtır? Hadi bunun cevabını senden bekliyorum Furkancığım. Devam ediyoruz abi. Ay Onur Aktaş. Amk senden sen de her oyuna sinir oluyorsun hıyar herif. Abi kanalın olayı bu zaten. Kanalımın olayı bu. Ben size bunu anlatmaktan çok yoruldum ya. Kanalımın olayı bu. Beni seven zaten bu yüzden seviyor. Mizah yapmaya çalışıyorum. Belki yapamıyorumdur, başarılı değilimdir. Hani o sizin tercihiniz. Abone sayım bu kadar hızlı arttığına göre demek ki beğeniyorsunuz. Yani Onurcuğum soyadaşımsın bu arada. Kötü anlamda söylemiyorum. Yani benim yapım gereği bu. Bu yani yapacak bir şey yok. Devam edelim abi. Yine Fatih Sultan Dul. Bunları niye koydum? Çünkü önemli noktalara vurgu yapmış gerçekten. Kürt müsün? A koyayım. Gavat mısın muhabbetinde? Arkadaşlar bakın. Bir tane harbiden gavat olan bir arkadaşımız. Paso benim anneme, aileme küfürler yağdırmış bu muhabbete. Kendisi Kürt. Şimdi arkadaşlar bakın. Ben orada ne dedim? Forest videosunu açın. Bakın gözünüzle izleyin. Götünüzle değil yani, anladın mı? Götle değil. Gözle izleyeceksiniz abi. Hani bunu da söylemiş olayım. Şimdi ben orada deseydim ki eğer size Almanca mı konuşuyorum ben? Sen Alman mısın desem hanginiz tepki gösterecekti? Hanginiz? O yüzden diyorum kulağınızla dinleyin, gözünüzle izleyin, kıçınızla değil. Her şeyi düşünerek yargılayın. Ben orada ne dedim? Ben Kürtçe mi konuşurum? Kürt müsün demişim, değil mi? Sinirimden. Ben orada deseydim ki Arapça mı konuşurum ben? Arap mısın sen? Deseydim. Araplar laf yapacaktı. Şimdi aranızda Alman yok. Ben İngilizce mi konuşuyorum? İngiliz misin deseydim. İngilizler mi laf yapacaktı abi? Bak biraz yani çok küçük şeylere boş muhabbet yapma özelliği var bizim ırk, yani bizim bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan herkeste. Tamam mı? Bence bunları yapmayın. Gerek yok. Hani benim kanalımı kötülemek, karalamak için bu kadar küçük şeylere gerek yok arkadaşım. Gerek yok. Ben burada Kürt kitleyi hedef almadım. Ben buradaki hiçbir kitleyi hedef almamışım. Gelmiş adam bana, sen kim köpek Kürt'e böyle böyle ayrıştırmacılık yapıyorsun. Geçiniz abi bunları, geçiniz. Sizin gibiler yüzünden zaten bu ülke bu hale geldi. Bakalım. Aynen abi, bu kadardı. İyi konuştuk, iyi ettik. Videoyu beğendiyseniz abi, hani daha fazlasını gelmek istiyorsanız like butonuna aşağıdan çökmeyi unutmayın. Eğer kanalımı sevdiyseniz de lütfen abone olunuz. Bize destek olunuz. Ayrıca videoyu paylaşmayı da unutmayın. Dediğim gibi başka değinmem gereken şeyler var mı? Yok. 4 gün sonra Fallout 4 geliyor. Heyecanlıyım var ya, kıçım başım titriyorum. Vır 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 titriyorum. O çıktığında kanala hype gelecek inşallah. Çekeceğiz, edeceğiz. Hadi bakalım. Hayırlı işler diyorum.
İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esenlikle kalın.